Şekil 1'deki iç if ve makaradan oluşmuş düzenekte p ağırlıkları ile dengede tutulan p kök 2 ağırlığındaki m cismi bir sıraya batırıldığında şekil 2'deki denge durumunu oluşuyor. Buna göre sığının m cismi yönündeki alınma kuvveti aşağıdakilerden hangisidir? Şekil 1'e dikkat ettiğimizde cismin ağırlığının p kök 2 olduğu verilmiş. Şekil 2'ye geliyoruz. Burada aşağı doğru çeken p kök 2 var. Sıvıya batıldığımız için yukarıya doğru F kaldırma kuvveti var. Bu cisim dengede olduğuna göre burası P ise burası da P'dir. Aşağı doğru çeken P varsa burası da P'dir. Aralarında 120 derece açı olduğuna göre bu ikisinin ilişkisi yukarıya doğru yine P'dir. M cismini çıkartalım. O zaman yukarıya doğru bunu çeken P var. Yukarıya doğru çeken F kaldırma kuvveti var. Aşağı doğru da çeken P kök 2 var. O zaman F kaldırma artı P eşittir P kök 2 olacaktır denge şartında. F K'yı çekersek o da P kök 2 eksi P olacaktır ki cevabımız D seçeneğidir. Eşit kollu bir terazinin kolu bir tarafında tahta parçası, öteki tarafında bakır parçası takılarak hava içine dengeleniyor. Bu terazinin dengesi suda ve havası alınmış bir yerde nasıl bozulur? Terazinin sol tarafında tahta, sağ tarafında da bakır olsun. Kütle M eşittir dv idi. Bakırın öz kütlesi tahtadan daha büyük olduğuna göre tahtamızın hacmi bakırın hacminden daha büyük olacaktır. Eğer havası alınmış bir ortama konulduğunda olursa tahtaya etkileyen havanın ortamındaki kaldırma kuvveti daha büyük olduğu için buradaki kuvvet azalışı daha fazla olacak. Havası ortamda tahta tarafı daha ağır basacaktır. Eğer sistem suya bırakılırsa tahtanın hacmi daha büyük olduğu için su tarafından tahtaya uygulanan kaldırma kuvveti daha büyük olacağı için bu sefer de bakır tarafı ağır basacaktır. Cevabımız B seçeneğidir. Hacimler eşit, kütleler farklı 2 top, yeterince derin bir sığa uzunluğun yüzeyine göre aynı yükseklikten bırakılıyor. Sığının öz kütlesi toplarınkinden büyükse toplar nasıl hareket eder? Sığının öz kütlesi toplarınkinden büyükse toplar denge durumunda yukarıya doğru çıkıp ikisi de yüzerler. Fakat kütlesi büyük olan top daha fazla aşağı inecektir. Öyleyse ağır top hafiften daha derin iner. Sonra ikisi de yüzeye çıkıp yüzerler. Cevabımız E seçeneği. Şekil 1'deki küp biçimli katı cisim su içinde dengedeyken suya yeterli miktarda başka bir sıvı karıştırılınca şekil 2'deki gibi yüksekliğinin 9 bölümü karışım içinde kalıyor. Katılan sıvının suya göre yoğunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Suyun öz kütlesinin 1 gram bölü santimetre küp olduğunu biliyorum. Cismin hacmine 10 dersem, şimdi cismin ağırlığını bulalım. Yukarıya doğru kaldırması var, aşağı doğru da cismin ağırlığı vardı. O zaman M eşittir F kaldırma kadar o da 10 çarpı 1'den 10 gibi olsun. Buraya baktığımızda cismin ağırlığı değişmeyecek 10. Yukarıya doğru kaldırmasına bakarsak yine sistem dengede M eşittir F kaldırma 2 olsun. 10 eşittir F kaldırma 9 çarpı D karışım olacak. Karışımın öz kütlesi 10 bölü 9 olmalı. Karışımın öz kütlesinin 10 bölü 9 olabilmesi için suya karıştırılan sıvının öz kütlesinin 10 bölü 9'dan büyük olması lazım. Cevabımız E seçeneğidir. Yüz gram kütlenin düzgün ve türdeş kare çubuğu şekildeki düzenekte yatay konumda dengede tutulmaktadır. Düzenekteki en cismin kütlesi 100 gram, hacimde 50 cm küp olduğuna göre kaptaki sıvının öz kütlesi kaç gram bölü santimetre küptür? Homojen ve türdeş çubuğun ağırlık merkezi tam ortası olacak. O zaman 100. Buralarda 1, 1 dersek, şurasına da T diyelim. K noktasına göre moment alırsak, T çarpı 2 eşittir, 100 çarpı 1. T buradan 50 çıkar. Şimdi en kütleli cismin üzerindeki kuvvetleri gösterelim. Aşağı doğru kütlesi var. Yukarıya doğru kaldırma kuvveti olacak. Kaldırma kuvveti de V batan çarpı D sıvıydı. 50 çarpı D. Şurası da T. Sistem dengede olduğu için yukarıya doğru çeken kuvvetlerin toplamı aşağı doğru çeken kuvvetlerin toplamı eşit. T artı 50 D eşittir. 100. T'nin değeri 50 idi. 50 artı 50 D
eşittir 100. 50D eşittir 50. D buradan 1 gram bölü santimetre küp çıkar. Cevabımız D seçeneğidir. Bir terazinin koluna şekildeki gibi iki cisim asılmıştır. Öz kütleleri 1 gram bölü santimetre küpten büyük olan bu iki cisim altlarındaki sıralara tam atıldıklarında terazinin dengesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi geçerlidir? Şimdi bu cisimler sıvılara konulduğunda ekstra gelen kuvvetler kaldırma kuvvetleri olacaktır. Öyleyse ekstra kaldırma kuvvetleri olalım. Şu cisim içeriye doğru girdiğinde yukarıya doğru uygulanan kaldırma kuvveti 100 çarpı 0.8'den 80. Bu cisim içeriye doğru girdi. Bunun etken kaldırma kuvveti de 80 çarpı 1'den 80'dir. İki taraftaki kaldırma kuvveti birbirine eşit olduğu için denge bozulmayacaktır. Cevabımız C seçeneğidir. M kütleli bir teneke kutu suya bırakıldığında boşken şekil 1'deki gibi içinde bir bilye varken şekil 2'deki gibi durduğuna göre bilyenin kütlesi neye eşittir? Suyun öz kütlesi 1'di. Tenekenin basma miktarını hacmi gibi düşünürsem aşağı doğru M, yukarıya doğru da kaldırması 30 çarpı 1'den M eşittir 30 bulunur. Şekil 2'ye baktığımızda aşağı doğru tenekenin kütlesi artı M bilyenin kütlesi yukarıya doğru da kaldırma kuvvetimiz yine basma miktarını hacmi gibi düşünürsem 40 çarpı 1 o zaman M artı M bilye eşittir 40. M'in değeri 30'du. 30 artı M bilye eşittir 40'tan. M bilye 10 çıkar. Şurada M 30'du. M bilye de 10'du. Oranlarsak M bilyenin değeri M bölü 3 çıkar. Cevabımız A seçeneğidir. Öz kütlesi D olan bir cisim, birbirine karışmayan ve öz kütleleri D1, D2 olan iki sıva arasında şekildeki gibi dengede kalıyor. D1, D2 ve D büyüklükleri arasında nasıl bir ilişki vardır? Cisim, D1 öz kütlenin sıvıda tamamen battığı için D, D1'den daha büyüktür. Alttaki kalan sıvının yoğunluğu, üstteki sıvıdan daha büyük olacağı için D2'de D1'den daha büyük olacaktır. D2 öz kütleli sıvıda cisim tamamen batamadığı için D2, D'den de büyük olacaktır. Cevabımız D seçeneğidir. Küresel bir cisim şekildeki gibi hacmini yan suya batmış olarak yüzüyor. Suyun üzerine kap doluncaya kadar öz kütlesi 0.9 gram bölü santimetre küp olan yağ doldurulursa kürenin son durumu aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Suyun öz kütlesi 1, yarısı battığı için kürenin öz kütlesi 0.5 olacaktır. Suyun üzerine yağ eklediğimizde cisim yağda dengeye gelecektir ve yağın öz kütlesi sudan daha küçük olduğu için biraz daha batacaktır. Cevabımız D seçeneğidir. Şekildeki kap öz kütlesi 0.8 gram bölü santimetre küp olan bir sıvıda doldur. Hacimleri eşit, öz kütleler farklı küp biçimindeki 1 ve 2 katlı cisimleri sıvıda şekildeki gibi dengede kalıyor. Bir cismin öz kütlesi 0.4 gram bölü santimetre küp olduğuna göre ikinci cismin gram bölü santimetre küp olarak öz kütlesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? İkinci cisim birinci cisme göre daha fazla battığı için öz kütlesi 0.4'ten daha fazla. Fakat sıvıya tamamen şu şekilde batmadığı için de öz kütlesi 0.8'den daha azdır. Cevabımız B seçeneğidir. Kütleleri ve hacimleri eşit 3 katı cisim el kantarlarına bağlanarak H2 büyük H1 büyük H3 olacak şekilde bir sıvıya daldırılır. El kantarlarında okunan P1, P2 ve P3 ağırlıkları arasında nasıl bir ilişki vardır? Kaldırma kuvvetleri yüksekliğe bağlı değildir. Cisimlerin aşağı doğru kütleleri eşit. Yukarı yetken kaldırma kuvvetleri de aynı sıvıya battıkları hacimler eşit olduğu için yine eşittir.
Öyleyse el kantarlarının gösterdiği değerler birbirine eşittir. Cevabımız A seçeneğidir. Akma düzeyine kadar sıvıyla dolu bir taşma kabına ayrı ayrı bırakılan X ve Y cisimlerinin her biri musluktan V hacminde sıvı akmasına neden olur. Cisimler sıvıda şekilde verilen konumlarda kaldığına göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Sorumuzda X ve Y cisimlerinin her birinin musluktan V hacminde sıvı akmasına neden olduğu söyleniyor. Bir cisim sıvı içerisinde battığı hacim kadar sıvı dışarıya çıkartacaktı. Öyleyse X ve Y cisimlerinin sıvıya battıkları hacimler birbirine eşittir. F kaldırma V batan çarpı D sıvıydı. X ve Y için batan hacimler eşit. Aynı sıvıya battıkları için kesinlikle kaldırma kuvvetleri eşittir. Cevabımız A seçeneğidir. Suya K düzeyinden bırakılan X, Y, Z katı cisimleri şekildeki gibi HX, HŞ, HŞ derinliklerde dengede kalıyor. Bu cisimler daha aşağıdaki bir L düzeyinden bırakılırsa su içinde denge geldiklerinde bu derinliklerden hangileri değişir? X ismi L'den atıldığında öz kütlesi sudan daha büyük olduğu için yine dibe oturacak. HX değişmeyecek. HS yine L düzeyinden atıldığında öz kütlesi sudan küçük olduğu için yine dengede bu şekilde kalacak. HS de değişmeyecek. Fakat Y cismi L seviyesinden atıldığı için öz kütlesi suya eşit. Öyleyse daha yukarıda bir şekilde dengeye gelecektir. Cevabımız E seçeneğidir. Şekildeki türdeş kanadik silindiri suda haşkan derinliğine kadar batarak yüzmektedir. Bu silindirden çıkarılmış L ile kalan M dik silindirleri de suda tavanları yatay duracak biçimde ve HL, HM derinliğine kadar batarak yüzdüğüne göre HK, HL, HM arasında nasıl bir ilişki vardır? K silindirinin öz kütlesine göre bu şekilde battığı için L ve M'nin de öz kütleleri K'ya eşit olduğundan dolayı batma yükseklikleri değişmeyecektir. Cevabımız E seçeneğidir. Şekildeki X cismi serbest bırakıldığında sıvının yüzeyine çıkıyor. Bu cismin sıvı yüzeyine ulaşma süresi niceliklerinden hangisine bağlıdır? X'in hacmine V dersek ve üzerinde kuvvetleri gösteriyorum. Aşağı doğru ağırlığı var. DX çarpı V çarpı G. Yukarıya doğru sıvının kaldırma kuvveti var. DS çarpı V çarpı G. Cisim bu iki kuvvetin farkından dolayı hareket edecektir. Öyleyse DS'ye ve X cisminin öz kütlesine bağlıdır. İkinci ve üçüncü nicelikler doğrudur. Şimdi X'in sıvının yüzeyine ulaştığı söylendiğine göre şu yükseklik de önemlidir. Dolayısıyla bir de önemli, cevabımız E seçeneğidir. Eşit hacimli X ve Y küpleri bir sıvı içinde şekil 1'deki gibi dengelidir. Y küpü kaldırıldığında X küpü şekil 2'deki gibi dengede kalıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? X ve Y küplerinin hacimlerinin eşit olduğu söyleniyor. Şöyle yapıp üst kısma V, alt kısma da V dersen X'in hacmi 2V olduğu için Y'nin hacmi de 2V'dir. Ve sıvı içerisine birinci durumda V kadar batmıştır. Buna etken kuvvetler aşağı doğru MX artı MY var. Yukarıya doğru kaldırma kuvveti var. Sıvıya da ben 1 değerini vereyim, su gibi düşüneyim. Burada da aşağı doğru MX, yukarıya doğru da yine kaldırma kuvveti 2 olsun. Ona 1 diyelim. F1 eşittir MX artı MY'den. F1 yerine 3 hacim batmış. 3V çarpı 1'den MX artı MY yazalım. İkinci şekilden yine F2 eşittir MX olacaktır. F2'nin değeri de V çarpı 1'den MX. MX V kadar, yerine yazarsak MY'de 2V kadar olur. O zaman DX'in öz kütlesini bulalım. M bölü V idi. X'in öz kütlesini bulalım. M'i V kadardı. V bölü toplam hacmi 2V'den 1 bölü 2 bulunur. DY'ye bakarsak onun kütlesi 2V bölü 2V'den, o da 1 bulmuş olur. X'in öz kütlesi sıvınkinden büyüktür.
yanlış olur. Çünkü sıvıya 1 demiştim, o 1 bölü 2. X'in öz kütlesi Y'den küçüktür. Bu doğrudur. Y'nin öz kütlesi sınıfın eşittir. Bu da doğrudur. Cevabımız E seçeneğidir. İsimlerin bağlı olduğu ipleri kestiğimizde X isminin sıvı yüzeyine çıkacağı, Y cisminin olduğu yerde kalacak ve Z cisminin yine tabanda batmış durumda kalacak görülmektedir. Buna göre Z cisminin öz kütlesi sıvıdan büyük, X cisminin öz kütlesi de sıvıdan küçüktür. İpler kesildiğinde Y cismi sıvı içerisinde askıda kalacağından dolayı Y'nin öz kütlesi sıvının öz kütlesine eşittir. Doğru cevap B seçeneğidir. Şekil 1'i incelediğimizde L'nin öz kütlesinin suyun öz kütlesinden büyük olduğu görülmektedir. Suya X sıvısı karıştırıldığında karışımın öz kütlesinin L'den büyük olduğu görülüyor. Buna göre X'in öz kütlesi de suyun öz kütlesinden ve L'nin öz kütlesinden büyük olmalıdır. Bu durumda DX büyük, DL büyük, D su ilişkisi bulunur. Buna göre X sıvısının öz kütlesi suyunkinden büyüktür. Doğrudur. X sıvısının öz kütlesi L'ninkinden de büyüktür. L cisminin öz kütlesi karışımınkinden büyük değil, küçüktür. Dolayısıyla 3 yargısı doğru değildir. Doğru cevap C seçeneğidir. X ve Y cisimleri birinci ve ikinci kaplarda şekildeki gibi dengede ise ikinci kaptaki sıvının öz kütlesi birinci kaptaki sıvının öz kütlesinden büyük ise, ikinci kaptaki sıvının öz kütlesine 2D der isem, Y cisminin öz kütlesi de 2D olur. Birinci kaptaki sıvının öz kütlesi D ise, X cisminin öz kütlesi de 1D olur. Bu iki kaptaki sıvılar karıştırıldığında, karışımın öz kütlesi 2D'den küçük, 1D'den büyük olur. Dolayısıyla bu karışımın içerisine bırakılan X cismi yüzer, karışımın içerisine bırakılan Y cismi ise batar. Doğru cevabımız E seçeneği olur. Boyutları aynı olan X ve Y dik prizmaları aynı sıvı içerisinde dengede olduklarına göre ve cisimler tabana batmadıklarına göre cisimlere etki eden kaldırma kuvveti ağırlıklarına eşittir. X cisminin sıvı içerisindeki hacmi V ise batmayan hacmi 2V olsun, Y cisminin de sıvı içerisindeki parçası 2V ise batmayan hacmi 1V'dir. X cisminin ağırlığı Gx eşittir, kaldırma kuvveti ise batan hacmi V olduğuna göre V çarpı DS'dir. Y cisminin ağırlığı Gy ise o cisme etkilen kaldırma kuvveti 2V çarpı DS olduğu için Y cisminin ağırlığı X cisminin ağırlığından büyüktür. Birinci seçeneğimiz doğrudur. X cisminin batmayan hacmini K cismi batırdığı için K cisminin ağırlığı eşittir 2V çarpı DS'dir. Y cisminin batmayan hacmini L cismi batırdığı için L cisminin ağırlığı eşittir V çarpı DS olduğundan K cisminin ağırlığı da L cisminin ağırlığından büyüktür. İkinci seçeneğimiz de doğrudur. K ve L cisimlerinin hacimleri hakkında bir şey bilemediğim için öz kütleler hakkında kesin bir şey söylenemez. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Sıvı içerisinde bulunan cisimlere sıvı tarafından uygulanan kaldırma kuvveti sıvı içerisindeki kısmının hacim ortasına etki eder. O halde bu çubuğun iki parçası sıvı içerisinde olduğuna göre bu cisme etki eden kaldırma kuvveti bu noktadadır. Bunun da değeri V çarpı DS'dir. Çubuğun ağırlığı 23 N ise ve çubuk türdeş ise ağırlığı tam orta noktasındadır. Buna 23 N diyebiliriz. P cisminin ağırlığı da 2 N ise cismin ip girmesinin kaç N olduğu sorulmaktadır. O halde benim kaldırma kuvvetini ortadan kaldırmam gerekir. Bu noktaya göre moment alırsak T çarpı 3 birim eşittir 23 çarpı 1 birim artı 2 çarpı 2 birimden
eşittir 27 Newton eşittir 3T ise T eşittir 9 Newton'dur. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Şekildeki sistem dengedeyken ağzına kadar sıvı dolu kabın içerisine bir cisim bırakıldığında eğer denge bozulmuyor ise bırakılan cismin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden ya küçük olmalıdır ya da sıvının öz kütlesine eşit olmalıdır. Cismin öz kütlesi eğer sıvının öz kütlesinden büyük olur ise bu kapta bir ağırlaşma meydana gelir, denge kesinlikle bozulur. Yani X cisminin kütlesi taşan sıvının kütlesine eşitse denge vardır. X cisminin kütlesi hiçbir zaman taşan sıvının kütlesinden küçük olamaz. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Birinci şeklimizde K cismi X sıvısında yüzmekte, L cismi Y sıvısında batmıştır. Bu iki sıvıdan meydana getirilen karışıma K ve L cisimleri bırakıldığında askıda kaldığına göre K cisminin öz kütlesi 2D ise L cisminin de öz kütlesi 2D'dir. İkinci seçeneğimiz doğrudur. Meydana gelen karışımın öz kütlesi de 2D olur. K cisminin öz kütlesi 2D ise X sıvısının öz kütlesi 2D'den büyük olur. L cisminin öz kütlesi 2D ise Y sıvısının öz kütlesi de 2D'den küçük olur. Dolayısıyla K cisminin öz kütlesi 2D ise Y sıvısının öz kütlesi 2D'den küçük olduğu için K cismi Y sıvısında batar. Birinci seçeneğimiz yanlış olur. Bir cisme etki eden kaldırma kuvveti B batan çarpı D sıvıdır. Cisimler karışım içerisinde dengede olduğuna göre DS elenir. Cisimlerin hacimleri arasında bir ilişki vermediği için kaldırma kuvvetleri için bir şey söylenemez. Üçüncü seçeneğimiz de yanlış olur. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Birinci şekilde K cismi X sıvısı içerisinde dengede ise K cisminin öz kütlesine 2D der isek X sıvısının öz kütlesi de 2D olur. İkinci şekilde K cismi Y sıvısında battığına göre K cisminin öz kütlesi 2D ise Y sıvısının öz kütlesi de 2D'den küçük olur. Üçüncü şekilde X ve Z sıvılarına K cismi bırakıldığında K cisminin öz kütlesi 2D ise X ve Z sıvılarından meydana getirilen karışımın öz kütlesinin de 2D olması gerekir. X sıvısının öz kütlesi 2D ise Z sıvısının da öz kütlesinin 2D olması gerekmektedir. Dolayısıyla X sıvısının öz kütlesi Z sıvısının öz kütlesine eşittir. Birinci seçeneğimiz doğrudur. K cisminin öz kütlesi de Z sıvısınınkine eşittir. İkinci seçeneğimiz de doğrudur. Y sıvısının öz kütlesi Z sıvısınınkine eşit değildir. Üçüncü seçeneğimiz yanlıştır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. X ve Y cisimlerimiz şekildeki gibi dengede ise ipe göre moment alırsak X cisminin ağırlığı çarpı 1 birim eşittir Y cisminin ağırlığı çarpı 2 birimdir. Dolayısıyla X'in ağırlığı Y'nin ağırlığının 2 katıdır. Bu iki cisim suyun içerisine bırakıldığında yine şekildeki gibi dengede kalıyor ise bu ip germesi 2T ise bu ip germesinin değeri T olmalıdır. Yani ağırlığı eksi kaldırma kuvveti Y cisminin ağırlığı eksi kaldırma kuvvetinin 2 katı çıkmalıdır. Yani Gx eksi Fx 2 tane G'ye eksi Fy'dir. Gx gördüğümüz yere 2 tane G'ye yazar isek X cismini etki eden kaldırma kuvveti Y'yi etki eden kaldırma kuvvetinin 2 katı çıkar. Kaldırma kuvveti V batan çarpı D sıvı olduğu için Vx çarpı D su eşittir 2 tane Vy çarpı D su olduğu için D sular sadeleşir ise X'in hacmi Y'nin hacminin 2 katıdır. Dolayısıyla hacimleri birbirine eşit değildir. B, C, E ve D seçenekleri elenir.
Bu ifade burada yerine yazılır ise gx demek vx çarpı dx demektir. Eşittir. 2 tane vy çarpı dy ise 2 tane vy çarpı dx eşittir. 2 tane vy çarpı dy ise 2 vy'ler gider ve cisimlerin öz kütlelerin eşit olduğu bulunur. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Metal kürem şekildeki gibi dengedeyken musluk açıldığında sıvı akar ve cismin sıvı içerisindeki kısmı azalmış olur. Cisme etkeden kaldırma kuvveti V batan çarpı ds olduğundan cismin batan kısmı azalır ise cisme etkeden kaldırma kuvveti de azalmış olur. Cisme etkeden kaldırma kuvveti azaldığında cisim aşağı inmek ister. İpimiz gergin olduğu için ipte meydana gelen gerilme kuvveti artar. Cisim aşağı inemediği için yayda meydana gelen kuvvet değişmez. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Birbirine yapışık durumda bulunan X ve Y küpleri K ve L sıvılarına bırakıldığında şekildeki gibi dengede kalıyor ise X küpünün öz kütlesi D, Y küpünün öz kütlesi 2D olabilir. X küpü aşağı inmek istiyor, Y küpü yukarı çıkmak istiyor ise bu şekilde yine dengede kalabilir. Dolayısıyla X'in öz kütlesi D'den büyük, Y'nin öz kütlesi 2D'den küçük de olabilir. X küpü yukarı çıkmak isteyip Y küpü aşağı inmek istiyorsa da dengede kalabilir. Dolayısıyla X küpünün öz kütlesi D'den küçük ise Y küpünün öz kütlesi 2D'den büyük de olabilir. Hangisi kesinlikle yanlış dediği için birinci seçeneğimiz yanlıştır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Birbirine yapışık olmayan KLM küplerin sıvı içerisinde şekildeki gibi dengede ise K'nın öz kütlesi L'ye, L'ninki de M'ye, o da sıvının öz kütlesine eşit olabilir. K cismi aşağı inmek istiyor, M cismi de yukarı çıkmak istiyor, L de dengede kalmak istiyorsa yine şekildeki gibi denge sağlanabilir. Dolayısıyla K'nın öz kütlesi sıvının öz kütlesinden büyükse, M'nin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden küçükse, L'nin de öz kütlesi sıvıya eşitse şekildeki gibi denge olabilir. Küplerin birbirine yapışık olmadığında K'nın öz kütlesi sıvınınkinden küçük olursa yukarı çıkar, denge sağlanamaz. Birincisi kesinlikle yanlıştır. L'nin öz kütlesi sıvının öz kütlesine eşit olabileceği için ikincisi doğru olabilir. M'nin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden büyük olsaydı yapışık olmadığı için aşağı inmek isterdi, denge sağlanmazdı. O halde üçüncüsü de kesinlikle olamaz. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Bir cisim X sıvısına bırakıldığında hacminin 2 bölü 3'ü batıyor, Y sıvısına bırakıldığında 4 bölü 5'i batıyor ise bu cisim X ve Y sıvılarından oluşturulan bir karışıma bırakıldığında 2 bölü 3'ten fazla batmalı fakat 4 bölü 5'ten de az batmalıdır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Katı bir cisim suyun içerisine bırakıldığında hacminin 2 bölü 5'i dışarıda ise cisim tabana değmediğine göre cismi etkileyen kaldırma kuvveti ağırlığına eşittir. Cismin ağırlığı vc çarpı dc'dir. Kaldırma kuvveti v batan çarpı ds olduğu için cismin hacmine 5v dersek cismin öz kütlesi dc'dir. Batan hacim 3v ise suyun da öz kütlesi 1 olduğu için cismin öz kütlesi 3 bölü 5 olur. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Ağzına kadar su dolu bir kaba bir cisim atıldığında eğer cismin hacmi kadar su taşıyor ise cisim ya askıda kalmalıdır ya da kabın tabanına inip kabı ağırlaştırmalıdır. Eğer cisim
askıda kalıyor ise son ağırlık P üssü ilk toplam ağırlık P'ye eşittir. Eğer cisim batmış ise kap ağırlaşacağı için son ağırlık ilk ağırlıktan daha büyüktür. Dolayısıyla 1 ya da 2 doğrudur. Doğru cevabımız D seçeneğidir. K cismi X sırası içerisinde şekildeki gibi dengedeyken musluk yardımıyla X sırasının öz kütlesinden küçük Y sırası ilave edildiğinde bu cisim nasıl dengede kalır diye sormaktadır. Cisim sıvı içerisinde dengede olduğu için cismin ağırlığı kaldırma kuvvetine eşittir. Cismin ağırlığı değişmediğine göre ve cisimde tabana değmediğine göre cismi etkileyen toplam kaldırma kuvvetinin de değişmemesi gerekir. X sırasının öz kütlesi 2D ise her bir parçanın hacmine V dediğimde ilk durumda bu cismi etkileyen kaldırma kuvvetinin 2V çarpı 2D'den 4VD olması gerekir. Dolayısıyla şıklara baktığımız zaman hangisinde kaldırma kuvvetinin değeri 4VD olabilir ise doğru cevabımız odur diye kabul edebiliriz. Y sıvısı üstte olduğuna göre bu Y sıvısının öz kütlesi D ise A şıkkında X sıvısı içerisindeki hacim 1.5V ise 1.5V çarpı 2D artı yarım V çarpı D'nin değeri 3.5V'de çıkar. Dolayısıyla A seçeneğimiz elenmiş olur. B seçeneğimizde 2V çarpı 2D yarım V çarpı 1D 4VD'den büyük olacağı için B seçeneği de elenmiş olur. C seçeneğinde 1V çarpı 2D 1V çarpı D 4VD'den küçük olacağı için C seçeneği de elenmiş olur. E seçeneğindeki 2V çarpı 2D 6 V çarpı 1D 4VD'den büyük olacağı için E seçeneği de elenmiş olur. Doğru cevabımız D seçeneğidir. X ve Y cisimleri sıvı içerisinde şekildeki gibi dengedeyken ip girmeleri sıvıdan farklı ise X cismi aşağı inmek istemiştir. Dolayısıyla X cisminin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden daha büyüktür. Y cismi yukarı çıkmak istemiştir. Dolayısıyla sıvının öz kütlesi Y'nin öz kütlesinden daha büyük olduğu için X cisminin öz kütlesi Y'nin öz kütlesinden büyüktür. Birinci seçeneğimiz doğrudur. X cisminin ağırlığı aşağı yönlü Gx, kaldırma kuvveti Fx ise Tx'in değeri Gx eksi Fx'dir. Y cisminin ağırlığı aşağı yönlü Gy'dir. Kaldırma kuvveti Fy ise Ty'nin değeri Fy eksi Gy'dir. Cisimlerin hacimleri ve öz kütleleri hakkında tam bir şey bilemediğimiz için kütleleri ve ip girmelerinin büyükleri için bir şey söylenemez. İkinci ve üçüncü seçeneklerimiz yanlıştır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Türdeş çubuğumuz şekildeki gibi dengede ise ağırlığı tam orta noktadadır. Bu P ise bu çubuğa etkileyen kaldırma kuvveti sıvının içerisindeki kısmın tam orta noktasındadır. Bu çubuğa etkileyen kaldırma kuvvetinin büyüklüğü kaç P'dir diye sorduğu için ipe göre moment almam gerekir. Yani F çarpı 1.5 eşittir P çarpı 2'dir. Dolayısıyla F'nin değeri 4P bölü 3'tür. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Birbirlerine ipler yardımıyla bağlı KM cisimleri şekildeki gibi dengede ise bu ip K cismini aşağı çekmektedir. Bu ipi kestiğim zaman K cismi yukarı çıkacağı için sıvının öz kütlesi K cisminin öz kütlesinden daha büyüktür. Bu ip de M cismini yukarı doğru çekeceği için ipi kestiğimde M cismi aşağı iner. Dolayısıyla M cisminin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden daha büyüktür. Bu ip kelimeler arasında kesin bir şey söylenemediği için
Bu cisim ortada kalabilir, yukarıda çıkmak isteyebilir, aşağıda inmek isteyeceği için L için kesin bir şey söylenemez. Sıvının öz kütlesi K'dan büyük, M'nin kütlesi sıvıdan büyük ise M'nin öz kütlesi K'dan daha büyüktür. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Şekildeki sistem dengede olduğuna göre eşit uzaklıktaki ip gerilmeleri de birbirini dengeler. Ve T buradaki ip gerilmesi GK eksi FK kadarlık bir kuvvet farkından oluşur. GK aşağıya doğru çekerken FK yukarı doğru iter cismi. GL de aşağıya doğru bastırır. Buradaki T ip gerilmesi de GL ağırlığından oluşur. Bu kuvvet eşitliklerini yazdığımızda GK eksi FK eşittir GL'ye. K'nın ağırlığını L'nin ağırlığından büyük olduğunu görüyoruz. Hacimleri eşit olduğu söylenmiş. Hacmi büyük olan cismin yoğunluğu da büyüktür. DK DL'den büyüktür. Yine burada ipi kestiğimiz zaman K'nın battığını görüyoruz. K battığına göre K sıvının yoğunluğundan da daha büyük bir yoğunluğa, öz kütleye sahiptir. 1 doğrudur, 2 doğrudur, 3 ise olabilir, olmayabilir. Kesin bir şey söyleyemeyiz. Doğru cevap D seçeneğidir. Ağzına kadar suyla dolu bir bardak tartıldığında toplam kütle 300 gram geliyor. Bardağın 100 gram kütleli içi dolu metal bir bilye konulduğunda suyun bir kısmı taşıyor. Bardak içinde kalan su ve bilye ile birlikte tartıldığında toplam kütle 360 gram geldiğine göre bilyenin öz kütlesi kaç gram bölü santimetre küptür? Suyun öz kütlesi 1 gram bölü santimetre küptür. Buradan toplam kütle 300 artı 100 eksi son kütle 360 gram çıkardığımızda M taşanı buluruz. M taşanın da 40 gram olduğunu görebiliriz. Buradan D eşittir M bölü V eşitliği yazdığımızda cismin hacmini bulabiliriz. M taşan çarpı D su. Burada M 40, D su da 1 olduğu için buradan 40 santimetre küp çıkar bilyenin hacmi. Bilyenin kütlesi ne kadardı? Bilyenin kütlesi 100 gramdı, hacmi 40 santimetre küp. Bu oran 2,5 gram bölü santimetre küplük öz kütle değerini verir. Doğru cevap C seçeneğidir. Çubuklar türdeş olduğundan ağırlıkları ağırlık merkezlerinden olacaktır. Çubukların tüm hacimleri sıvı içerisinde olduğundan sıvı tarafından uygulanan kaldırma kuvvetleri de hacim merkezlerinde yani türdeş olduklarından ağırlık merkezleriyle aynı noktada olacaktır. Bu şekilde KL çubukları sıvı içerisinde askıda kaldıklarından dolayı K, L ve sıvının öz kütleleri birbirine eşit olmalıdır. Doğru cevap E seçeneğidir. K cismine sıvıda batan kısımlarından etki eden kaldırma kuvvetleri burada Fy, burada ise Fx'tir. Ve bu kuvvetlerin toplamı cismi dengede tuttuğuna göre cismin G ağırlığına eşittir. Buna göre G eşittir Fy artı Fx kadardır. Kaba bir miktar X sıvısından ilave edilirse X sıvısına batan hacim artacağı için Fx artar. Cisim yine sıvıda yüzeceği için toplam kuvvet sabit olduğunda Fy'nin azalması gerekir. Fy'nin azalması demek batan hacmin azalması demektir. Buna göre Hy'nin yüksekliğinin azalması gerekir. Buna göre Hx artar, Hy azalır. D şıkkı cevaptır.